Şimdi arkadaşlar, Valery Legasov'un nükleer patlamadaki rolüne bakalım. Kimya ve moleküler fizik konusunda başarıları olan Legasov, aynı zamanda nükleer reaktörlerle ilgili çalışmalarda mevcuttu. Ama bunlar Legasov'u tanımlamamıza yeterli değil bence. Çernobil faciasının ikinci yılında intihar ederek milyonlarca insan hayatını kurtaran nükleer kimyacı Valery Legasov, nasıl mı milyonlarca insan hayatını kurtardı? Sovyetler Birliği'nde dönemin en iyi nükleer bilimcisi Legasov'du. Çernobil faciası yaşandığından birkaç saat sonra gece yarısı Legasov'un telefonu çaldığında Çernobil nükleer tesisinin 4. numaralı reaktöründe patlama olduğunu ve inceleme ekibinde olduğu bildirildi. Legasov helikopterle patlama yerine geldiğinde bunun basit bir olay olmadığını fark etti. Ancak Sovyet hükümeti patlamanın ciddi bir sorun olmadığını düşünüyordu. Patlamanın etkisi o kadar büyüktü ki radyasyon dedektörleri bile anında bozuluyordu. Çernobil nükleer reaktörünün bulunduğu Pripyat şehrinin bir an evvel boşaltılması gerekiyordu. Yoksa felaket inanılmaz boyutlara ulaşabilirdi. Legasov şehrin boşaltılması için Sovyet yetkililere ulaşmış ancak isteği geri çevrilmişti. Sovyet hükümeti facianın farkında değildi. Legasov'un ısrarı ile patlamadan 36 saat sonra şehir tahliye edildi. Kısa süre içinde Pripyat şehrinde yaşayan insanlar Kiev'e gönderildi. Ama geriye tüm dünya yetkisini alacak tehlikeli radyasyon kanıtları vardı. Çernobil'de kalmaya devam eden Legasov, 3-5 yıl içinde kan kanseriyle öleceğini bile bile kendi canı pahasına bile olsa radyasyon ile mücadele ediyordu. Sovyetler Birliği patlamadan sorumlu tutulmuş ve uluslararası alanda itibar kaybediyordu. Fakat Sovyetler Birliği hala da ARBMK reaktörünün patlamayacak kadar güvenli olduğunu dile getirerek patlamayı örtbas etmeye çalışıyordu. Bu durumun önüne geçmek için Sovyet hükümeti Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurulu toplantısına katılacak olan Legasov'u zorlayarak patlamadan Sovyet hükümetinin sorumlu olmadığını dile getirmesini istedi. KGB ajanları Legasov'u uygunsuz davranış yapması durumunda cezasız kalmayacağını bildirmişti. Viyana'da 400 sayfalık rapor ile kendisine sorulan soruları cevapladı ve suçun Sovyet hükümetinde olmadığını istemeyerek de olsa dile getirdi. Legasov'a güvenen Atom Kurulu Legasov'un söylediklerini karşısında ikna oldu. Bu durum karşısında Sovyet hükümeti memnun bir şekilde itibarını kurtardığını düşünüyordu. Ancak bu Legasov için sonun başlangıcıydı. Legasov, RBMK reaktörünün tasarımda sorun olduğunu ve iletim çubuklarındaki hata düzeltilmeyeceği takdirde diğer RBMK tipi reaktörlerinde patlamanın kaçınılmaz olduğu endişesi içerisindeydi. Maruz kaldığı tehditlere rağmen Legasov'un istediği tek bir şey vardı. Kontrolü ele alıp insanlığı bu büyük beladan kurtarmak. Ama o Sovyetler Birliği'nde çalışan bilim insanıydı. Sıkı komünist yönetimi altında hayattayken söylediklerini dinletemezdi. Belki de ölünce dinletebilirdi. Tarih 26 Nisan 1988. Dünya hala Çernobil'deki patlamanın ciddiyetinden habersizdi. Cesur Legasov patlamanın ikinci yılında Sovyet hükümetin faciaya karşı tutumunu RBMK reaktörlerindeki tasarım hatasını detaylı şekilde ses kaydalarak patlamanın gerçekleştiği saatte kendini asarak intihar etti. Думал, что мне придется в таком, по крайней мере, возрасте, в котором я сейчас нахожусь, обратиться к части трагической, во многом запутанной и непонятной. Ну, как слухи, скажем, аварии на шахтах, только внутри самой шахты не распространялись на окружающее пространство. Вот в советской атомной энергетике вот третий элемент, ну, с моей точки зрения, преступно был проигнорирован. К этому времени тоже международный стандарт сложился, требующий именно трех элементов безопасности. Значит, надежный реактор, надежная эксплуатация. Вот реактор РБМК не был снабжен такой второй, независимой от действия оператора, защиты. Это, в общем-то говоря, крупная ошибка. Скажем, если бы ее не было, конечно, чернобыльской аварии бы... Конечно, ошибки, которые совершили операторы, не общеизвестны. Ошибки сами по себе являются чудовищными. Не виновников этой аварии прямых является правильным. Но главная причина, даже не вот ошибки в конструкции. Bu intihar Sovyet Rusya ve dünyada Legasov'un istediği yankı yaratmıştı ve Sovyet rejim inadını kırarak derhal RBMK reaktörlerindeki kontrol çubukları ile ilgili tasarım hatası kabul edilerek yeni yasa çıkartıldı. Böylece bir başka facia önlenmiş oldu. 26 Eylül 1996'da Rus Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Legasov'un Çernobil'de gösterdiği kahramanlık için
Rusya onursal kahraman unvanını kendisine verdi. Ölümünden sonra bu unvan onu kahraman yaptı. O, birçok insanın bile cesaret edemeyeceği kahramanlık göstererek milyonlarca insan hayatını kurtardı. Geç gelen bu ödülün onun için bir anlamı var mıydı bilemiyoruz. Şimdi Sovyet hükümetinin patlamada sorumlu tuttuğu ve ağır cezalar verdiği Anatoly Dyatlov'u tanıyacağız. Anatoly Dyatlov, Çernobil faciasının en önemli figürlerinden biriydi. Sovyet mühendisi Dyatlov, Metalürji Teknik Okulu'ndan elektrik mühendisi olarak mezun olduktan sonra nükleer reaktörlerin denizaltılarına yerleştirildiği tesiste çalışmış, nükleer fizik alanında tecrübesi oldukça fazla olan bir mühendisti. Dyatlov, Çernobil nükleer tesisinde çalışmadan önce 14 yıllık reaktörde çalışma tecrübesi vardı. Bu yüzden o, Çernobil'deki en kıdemli yöneticiydi. 3. ve 4. reaktörlerden sorumlu, en üst düzeyde rütbeye sahipti. Tesiste yapılacak testlerden o sorumluydu. Patlama esnasındaki test sırasında bazı anormallikler vardı. Dyatlov'un emrindeki bazı çalışanlar teste devam etmek istemiyordu. Buna karşın Dyatlov, testin devam ettirilmemesi halinde çalışanları işten çıkarmakla tehdit etti. Ve o an... Gelen gürültülü patlama sesi söz konusu olayın başlangıcıydı. Dyatlov sesin geldiği yere kontrol amaçlı iki çalışanı yönlendirdi. Onları bilerek ölüme yolladığının farkındaydı. Çünkü reaktör çekirdeğinin parçalığını gözleriyle gördüğünde kabullenmese de olanlara inanamıyordu. Dyatlov faciadan 5 yıl sonra yayınladığı bir makalede patlamanın teknik personelin hatası yerine nükleer tesisinin tasarımında hata olduğunu iddia etmişti. Dyatlov ve ilk arkadaşı güvenlik düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle suçlu bulundular ve 10 yıllık hapisiyle cezalandırıldı. Ancak 1990 yıllarında sağlık sorunları sebebiyle af ile cezaevinden gönderildi. Anatoly Dyatlov 1995 yılında radyasyona maruz kaldığı için kalp yetmezliğinden öldü. Anatoly Dyatlov gerçekten suçlu muydu? Yoksa Sovyet hükümeti ağır ideoloji sonucu ortaya çıkan bu patlamadan Dyatlov'un bu sorumlu tutmak istedi. 1993 yılında Mehmet Ali Birand sunduğu 32. gün programı kapsamında kazanın baş sorumlusu olarak gösterilen Dyatlov ile önemli bir röportaj yaptı. 4 numaralı reaktörde bir güvenlik denemesi yapacaktık. Sanki kaza olmuş gibi reaktörü durduracaktık. Saat 1:23 dakika 4 saniye geçe deney başladı. Her şey normaldi. Tam 36 saniye hiçbir tehlike işareti almadı. Sonra reaktörü durdurmaya emir verdim. Bu şekilde sistemi kontrol edecektik. Reaktörün gücü öylesine arttı ki şaşkınlık içine düştüm. Aman durun ne oluyor derken 46 saniye sonra göstergeler patlama noktasına geldi. Hepimiz soğuk terler dökmeye başlamıştık ki birdenbire bina temelinden sallandı. Tavandan kaplamalar düştü. İnanamadım. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Bütün hata bizim üzerimize atıldı. En kolayı bu olduğu için devlet bizi mahkum etti. Oysa tüm hata makinalardaydı. Acil durumlarda reaktörü durduracak olan sistem bu defa patlamasına neden oldu. Basılan düğme koruma çubuklarını harekete geçirmedi. Açıkça teknoloji hatasıydı. Üstelik böyle bir durumla karşılaşacağımızı hep söylemiş, yetkilileri uyarmıştık. Ancak yine kimse ilgilenmedi. Biz kurban seçilmiştik. Fakat Sovyet hükümetinin kaza sonrasındaki tutumunu gördüğümüzde Anatoly Dyatlov'u günah keçisi ilan etmek doğru mu tartışılır. Dostlar, bu arada Çernobil dizisini izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Patlamayı tüm ayrıntılarıyla beraber ele almışlar. Gerçekten çok güzel bir diziydi. Çernobil nükleer tesisinin bulunduğu Pripyat şehri günümüzde terk edilmiş halde durmaktadır. Başkent Kiev'den turlar yardımıyla o taraflara gidebilirsiniz. Yaklaşık 1,5 sene önce Kiev'e gitme şansım oldu. Ama ancak Çernobil'e gidemedim. Başkent Kiev'deki Çernobil Müzesi'ne gitme fırsatı yakaladım. Videonun sonuna Çernobil Müzesi'nde çektiğim görüntüleri ekleyeceğim. İzlemenizi tavsiye ederim. Size Çernobil faciasını tüm ayrıntılarıyla beraber anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.